Son dakika haberi 24 saat. Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizine çok sayıda ülke müdahil oldu. Eski Rus casusu Sergey Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını casus olarak niteleyerek sınır dışı ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri öte yandan Seattle'daki Rusya konsolosluğunu da kapatma kararı aldı. 60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu söyleniyor. Rusya giderek saldırganlaşıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı Rusya'nın Birleşik Krallık topraklarında kimyasal madde kullanması nedeniyle aldığını söyledi. Ülkeden gönderilmesi kararı alınan Rus diplomatları Amerika Birleşik Devletleri'den ayrılmaları için 7 gün süre verildiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililer, Rus istihbaratının eylemlerinin giderek saldırganlaştığı gerekçesinin alınan kararda etkili olduğunu savundu. 14 AB ülkesi sınır dışı ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını söyledi. Bu ülkeler, Almanya, Fransa, Polonya, Hollanda, Danimarka, İtalya, Çekya, Letonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Romanya, İsveç, Hırvatistan ve Arnavutluk. AB tarafından sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı ise toplamda 30. ciddi tehdit oluşturuyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 4 Rus diplomatın ülkeden ayrılması yönündeki talebin bugün Rus Büyükelçiliğine iletildiğini bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de bu ay başında gerçekleşen zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması nedeniyle bugün 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. Böylece İngiltere, il dayanışma içinde oldukları sinyali gönderdiklerini belirten Maas, bu kararın kolay verilmediğini kaydetti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'da gelişmelere ilişkin açıklamasında, Salisbury'deki saldırının ortak güvenlik ve uluslararası hukuka ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 22-23 Mart tarihlerinde toplanan AB Liderler Zirvesi kapsamında alınan kararların bir devamı olarak sınır dışı kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada, İngiltere ile dayanışma amacıyla diplomatik statüsü olan 4 çalışanın bir hafta içinde Fransa'dan sınır dışı edileceği kararını bugün Rus yetkililere bildirdik, ifadesine yer verildi. İlişkilerimizi dondurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehirlenme olayına tepki olarak Ukrayna'nın İngiliz ortakları ve transatlantik müttefikleriyle dayanışma göstererek zaten sayıları azalan Ruslik diplomatlarından 13'ünü Ukrayna topraklarından sınır dışı etme kararının alındığını bildirdi. Poroshenko, Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerimiz fiili olarak donmuştur, ifadelerini kullandı. Rusya'dan ilk tepki, yerle bir ettiler. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da çeşitli ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı kararlarıyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Müttefiklerimizin bugün ortaya koyduğu uluslararası tepki tarihte, Rus istihbaratçıların topluca sınır dışı edildiği en geniş örnektir ve ortak güvenliğimizi savunmaya yardım edecektir, ifadesini kullanan Johnson, bunun Rusya'nın uluslararası kurallarını çiğnemesinin cezasız kalmayacağını gösterdiği değerlendirmesini yaptı. Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, geçen salı yaptığı açıklamada, 23 Rus diplomat ile aile üyelerinin adadan Rus uçağı ile ayrıldığını duyurmuştu. İngiliz hükümeti önceki hafta, Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesiyle
Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz Devlet Erkanı ve Kraliyet ailesinden katılım olmayacağı da kararlar arasında yer almıştı. Rusya'dan cevap, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Amerika Birleşik Devletleri, 14 Avrupa ülkesi ve Ukrayna'nın sert adımlarının ardından açıklama yaptı. Antonov, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, Amerika Birleşik Devletleri sadece güçten anlar ifadesini kullandı. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise, her ülkeyle münasebetlerimizi gözden geçirerek duruma göre karşı adımlarımızı atacağız, dedi. Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizine çok sayıda ülke müdahil oldu. Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ye yayıldı. İlk hamle Amerika Birleşik Devletleri'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını casus olarak niteleyerek sınır dışı ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya karşı adımlarını bununla sınırlı tutmayarak Seattle'daki Rusya konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Kremlin'den ilk açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, "Biz işlerimizde basını kaynak olarak değerlendirmiyoruz. Washington'dan da şu ana kadar diplomatlarımızın sınır dışı edileceklerine dair resmi bildiri gelmedi. Ancak basında yer alanlar gerçekleşir ise karşılık esası kuralının çalışacağını söylemek isterim. Her ülkeyle münasebetlerimizi gözden geçirerek duruma göre karşı adımlarımızı atacağız," dedi. Rusya birkaç gün içinde karşılık verecek. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, Amerika Birleşik Devletleri sadece güçten anlar ifadesini kullandı. Reuters haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin, Rusya'nın 16 ülkenin söz konusu adımlarına birkaç gün içinde karşılık vereceğini söylediğini aktardı. Rus yetkili, yanıt simetrik olacak. Önümüzdeki günlerde buna çalışacağız ve her ülkeye karşılık olarak yanıt vereceğiz, ifadesini kullandı. Rusya'da İngiltere'nin, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yönelik provokatif suçlamaları nedeniyle 23 İngiliz diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve sınır dışı edilmelerine karar verildiği duyurulmuştu. İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği'nce 1970 ve 1980'lerde geliştirilen Novichok adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti. Kriz nasıl başladı? Eski Rus ajan Sergei Skripal ile kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal bir maddeden zehirlenmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May, sinir gazıyla saldırı düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya'nın sorumlu olduğunu iddia etmişti. İngiltere hükümeti, ülkedeki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Suçlamaları kesin dille reddeden Rusya'da, ülkeden 23 İngiliz diplomatı göndererek karşılık vermişti. Son 24 saatte yaşananlar.